Her taraf esrar kokuyor. Bir kafası var. 24 saat. Hey guys. How you doing? Hey, what's up, man? I'm a freaking one. I saw you too, you know. Photos together? Thank you. 150 locations open worldwide. Los Angeles'a çevirdik. Los Angeles'ta aslında yine bir planımız yoktu. Mehmet'in asker tecili var. Buradan konsolosluğa gideceğiz, Türk konsolosluğuna. Askerliğini tecil ettireceğiz. Mücahit daha önce bir kahvaltıcıya gitmiş. Bir kahvaltıcıya gideceğiz. Çok iyi. Kahvaltıda gerçekten çok iyi. Türk kahvaltısı. Beğendim yani, eğer değişmemişse 3 yıl, 2-3 yıl oldu. Değişmemişse bence çok iyi. Sabah saat 9 Los Angeles'a geldik. Otelden çıkışımızı yaptık. Şimdi Türk konsolosluğuna gideceğiz. Mehmet'in askerliğini tecil ettireceğiz. 10 sene. Ben de Amerikan vatandaşlığı aldığıma sevindim. Sen mi üzülsen mi? Şimdi olmasaydı green card'ı tekrar 10 yılla onunla askeri 2035'e kadar şey yapabilirdim. Lakin 2025'te şu anda bitecek askerlik tecilim. Ne yapacağız bilmiyorum. 6000 dolar ödersen. 6000 dolar benim ülkemize. Ülke ekonomisine, dolarımıza biraz katkı. Los Angeles'ta Türk konsolosluğuna geldik. Konsolosluk bu binada. İçeride büyük ihtimal video çektirmezler ama deneyeceğim şansımı. Haritada hala burayı gösteriyor ama adres maalesef değişmiş. Şimdi öbür adrese gideceğiz. Evet, 300 metre ileriye taşınmışlar. Yeni binası da burası. Şöyle numarasını da çekeyim size gelirseniz. Mehmet de çok heyecanlı. Tecil ettirecek askerliğini. Yok la, heyecan yok ben. Ben böyle şeylerde heyecan yapmam. Çok heyecanlı. Sabahın 6'sında normalde en son kalkan adam girmiş, duşunu almış, tıraşını olmuş. Erkenden kalkmışsın. Geçen saat 10'da uyudum. 10'da mı uyudun? Abi yapma ya. Sen zaten yol boyunca yine uyumuştun. Elimde video görüntüleri var. Hello sir, how are you? Konsolosluk 9. kattaymış. 9. kata çıkacağız. 9th floor. Evet, konsolosluk da buradaymış. Şu bayraktaki hasarı bakacağım. Şimdi konsolosluğun karşısındaki fotoğrafçıya geldik. Fotoğraf çektireceğiz. Abimiz de Azerbaycan Türk'ü çıktı. Yakışıklı çıkar abi. Yapıyorsun bu işi abi ya. Çok iyi. Çok iyi. Azerbaycan'ın neresi? Tabriz. Tabriz çok yaşlı. Amerika'ya ne zaman geldin abi? Terdi. Azerbaycan yaşlı. Amerikan. So. Yeah, right. Did you miss Azerbaijan? Oh, a lot. Azerbaijan, Iran, Tehran. Where is the family now? Family is with you? Yeah, it's here. Yeah. But Azerbaijan, Urumiye. Lake Urumiye, you know Lake Urumiye, Caspian Sea, you know Caspian Sea? Oh, it's a big sea. Hazar Sea. Yeah, Hazar Sea. Oh, big. We go there swimming, summer. Çok güzel. Çok güzel. Los Angeles'tayız. Dayımız Hazar Denizi'ni özlemiş. Evet, konsolosluk işlemlerini hallettik. 2028'e kadar tecilini aldı. İşlemler gayet basitti. Şimdi İstanbul Cafe'ye yemek yemeye geldik. Geçen hafta Ermeniler buraya saldırmış. Gördüğünüz gibi camlar falan indirmişlerdi. İstanbul Cafe. Biz de buraya geldik. Burada yapıyoruz kahvaltımızı ama etrafta güvenlikler var. Ben bilmiyordum buraya saldırdıklarını. Aslında görmüştüm haberlerde falan ama buraya geldiğimde jetonum şimdi düştü. Güvenlikler falan hemen etrafıma geldi. Merhaba falan diye. Ben de ne oldu dedim. Dedim kahvaltı yapmaya geldik. Evet oturabilirsiniz dedi. Video çekmemde sıkıntı var mı falan diye bir tereddüt ettim. Buraya saldırmış Ermeniler, o yüzden sıkıntı varmış bölgede. O yüzden güvenlikler tedbir alıyor. Burası Amerika'nın Kaliforniya eyaletine bağlı Beverly Hills'ta Cafe İstanbul isimli bir Türk restoranı. Akşam saatleri 7-8 kişilik bir grup restorana giriyor. O anlarda güvenlik kamerası kayıtta. Ermeni saldırganlar etrafta ne var ne yok parçalıyor, kırıp döküyor. Saldırının hedefinde Azerbaycan'ı destekleyen Türkler var. Gördüğünüz gibi güvenlikler de burada bekliyor silahlarıyla. Ama bizim Allah'a şükür Allah'tan başka kimseden korkumuz yok. Buradan 6 tane Ermeni giriyor, bir anda her tarafı yıkmaya başlıyor. Ardından içerideki Türkler, çalışan abimiz direkt arka taraftan kaçıyorlar tabii ki. Can abiyle. Üzücü bir olaydı. Hiç kimseye yakışan, hiçbir millete yakışan bir şey değil yani. Ülkeler arası bir sıkıntı olabilir ama burada masum insanlara bu şekilde saldırmak tabii ki üzücü ve kötü bir durum. We're saying we're here to kill Turks and we hate you guys. You guys must die and a lot of other death threat. Şu anda gördüğünüz gibi burada camlara falan korumaları çekmişler, kırmışlar. İstanbul'da güzel bir noktada. Ben az önce video çekiyordum. Biz buraya gelirken hiç bilmiyordum ben. Nereye geldik, ne yapıyoruz? Zaten içeriden de falan hemen çıktılar. Bir tedirginler hala. Türkler bayağı destek olmuş, geliyorlar sürekli. Türkiye'den sürekli aramışlar. Saldırganlar da yakalanmış. Hiçbir şekilde terörist saldırıları desteklemiyoruz ve kınıyoruz. Buradaki milletlere mal etmiyoruz. O kişilerin kendi ayıbı, cahil insanlar. Olay anında restoranda bulunan müşteriler kapısını açık buldukları bir binaya sığınarak oradan da polisten yardım isteyerek kurtuluyor. Buradan girmişler direkt, her tarafa gitmişler. Kapıda da 2 tane güvenlik duruyor. Benim direkt etrafımı sarmışlardı. İstanbul Cafe. Üzücü bir durum ama biz Türk restoranının yanındayız tabii ki.